işte efendim şeyle, irticayla ilgili, gelişmeler falan. Bu, yazı, bu tür yazışmalar devletin arşivindedir ve benim ıslak imzam vardır. Balyoz davasında aldıkları mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 40 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Dava kapsamında 62 sanık üzerinden yargılama yapılıyordu. Emekli Tuğ General Levent Ersöz'ün dosyası ve yakalaması olan sanık yüzbaşı Ali Gözney'in dosyası bu dava ile birleştirildi ve sanık sayısı 64 oldu. Davada esas hakkındaki mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ramazan Öksüz, Havelsan görevlisi Ömer Faruk Yarman, emekli amiral Levent Görgeç, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 62 sanığın tamamı için beraat istedi. Beraat kararı istemesine gerekçe olaraksa, sanıklarla suça konu dijital veriler arasında bağ kurulmasının mümkün olmadığı kanaatine varıldığını belirtti. Savcı Öksüz, suça konu dijital verilerin veri bütünlüğünün bozulduğunu ve sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve mahkumiyetlerine yeterli delil bulunmadığını kaydetti. Davada son sözü sorulan sanıklarsa beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti 61 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar verdi. Siyasi idare iradenin başındaki kişinin ifade ettiği gibi aldatıldık kelimesi altına sığdırılamayacak kadar büyük bir davadır bu dava. Ee, o yüzden samimi bir açıklama olarak görmediğimi e, burada da ifade etmek istiyorum. Heyet hakkında yakalama kararı infaz edilemeyen sanık yüzbaşı Ali Gözne'nin dosyasını ayırdı. Sanık Göznek hakkında ayrılan dosya yeni esas üzerinden yürütülecek.